Siz de hepsini mağut kaldırın, üstüne bomba alın. İlk birinci sıkıntımız yer sıkıntısı. Buraya gelen yetkililer gerek belediyeden olsun gerek ada tarımdan olsun gelen ilk yetkili bize diyor ki işte bu alanlarda yapmayın. Bu alanlarda yapmanız yasak. Ama biz hep birlikte elimizi taşın altına koyalım. Bu işi daha nasıl hijyenik alanlarda yapabiliriz? Daha nasıl güzel alanlarda yapabiliriz? Biz bunun derdinde olalım. Daha iyi biberi nasıl yetiştirebiliriz? Urfa topraklarında daha güzel biber nasıl yetişir? Benim bugün mesela aldığım biber Gaziantep'ten, Kilis'ten gelen biberler. Maalesef bu sene Urfa'da rakolte düşük olduğu için çevre illerden temin etmeye çalışıyoruz. Ham maddeyi temin etmeye çalışıyoruz. Belediyenin, gıda tarımın, valiliğin artık bu işte kim yetkiliyse gerek çiftçiye gerek bizlere yardımcı olması hep birlikte bu işi daha güzel yerlere getirmeye gayret göstermeliyiz. Yani birinci sıkıntımız yer sıkıntısı. Yer sıkıntımızı gidersinler inşallah her şey daha güzel olacak. Diğer sıkıntılarımızı yetkililerden değil de biz kendimiz çözebiliriz aslında. İşçi sıkıntısı oluyor, bunları zaman zaman yaşıyoruz, çözebiliriz. Yani bizim birinci hedefimiz yer sıkıntısı. Bu yer sıkıntısını gidermemiz lazım. Yer sıkıntısını gidermeden ilerleyemeyiz. Bir festival düzenlenebilir Urfa'yı tanıtmak açısından, ileriye götürmek açısından ama bir eksiklik var. İmalatçılarla, gıda imalatçılarıyla yani biber üreticileriyle işbirliği yapmadan, istişare yapmadan İSOT Festivali düzenleniyor. Biz burada kooperatif olarak aşağı yukarı 30 imalatçıyız. Yani bir kooperatif başkanıyla görüşülebilir, üyelerle görüşülebilir. Biz bunları hep birlikte daha ileriye nasıl götürebiliriz? Urfa biberini dünyaya tanıtalım ama hep birlikte tanıtalım. Şu anda iki mevcut yerlerimiz şahıslara aittir. Biz şahıslardan kiralayarak bu işleri yapıyoruz. Kendi imkanlarımız dahilinde yapıyoruz. Aslında çok böyle söylemek istemiyorum ama söyleyeceğim. Yani kendi yerimizi şahıslardan kiraladığımız yerleri belediyeye bedel ödeyerek biz bu yerleri hem şahsa ödedik hem belediyeye işgal bedeli altında ücret ödeyerek biz bu yerleri kiraladık. Bu da bize biraz her yıl çok büyük külfetler oluyor. Ben burayı her yıl 15-20 bin lira para ödeyerek, ücret ödeyerek bu yerle bu alanı kuruyorum. Ama sabit yerimiz olursa bir defaya mahsus kendi yerimize geçeriz. Eğer 50 bin, eğer 100 bin neyse bir defaya mahsus bir yatırım yaparız. Her yıl 20 bin lira ödemektense bir defaya mahsus 100 bin lira öderiz. Kendi yerimize geçeriz. Rahat ederiz. Urfalılar güzel isot yer. İyi isot yer. Bunun derdindeyiz. İnsanlara güzel biber yedirmek. Güzel isot yedirmek. Şanlıurfa'da isot kooperatifinin isot üreticilerine yönelik daha nezih bir ortamda isodu markalaştırmaya yönelik çalışmalar yapabilmeleri adına yer tahsisiyle ilgili bir sıkıntıları ve sorunları vardı yıllardır süregelen. Ve Tarım Bakanlığımızla bunun görüşmelerini yapmamızın sonucunda artık son haftaya geldik diyebiliriz. Son bir komisyon olayından sonra inşallah organize sanayi tarafında bir yerde isot üreticileri kooperatifine yer tahsisi yapıldıktan sonra İSOT üreticilerinin tamamını oraya alıp ve İSOT'u markalaştırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek. Bir yandan da aynı zamanda GAPTEYAM'la birlikte İSOT ıslahına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Urfa'nın kendine has yerel İSOT'unu ıslah etmek adına onlar da Koruklu'da çalışmalar yapıyor. Onun da takibini yapıyoruz ve onu da geliştirmeye yönelik Tarım Bakanlığı'na çalışmalar vereceğiz. İnşallah Urfa'yı İSOT'ta marka yapacağız. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. En büyük sıkıntılarımızdan biri bizim İSOT'u marka yapamamamız ve şehrimize katma değer katamamamız. Biz bundan sonraki süreçte çalışmalarımızı bu mihvalde değerlendireceğiz. Herkese saygılar sunuyorum.